Kolay değil tabii. Siz bir sahih hikayeyi yazıyorsunuz. Gerçek bir hikayeyi yazıyorsunuz. Ve hikayeyi aldığınız kişi de ya ben birisiyle karşılaşmıştım, bana böyle şeyler anlatmıştı dediğiniz biri değil. Dizinin dibinde büyümüşsünüz. Dedeniz yani. Ve o hikayeyi anlatırken gözünden akan yaşları siz sakalındaki tellerden ayıklamışsınız. Yani onun esaret hatıralarının akıttığı gözyaşları bir çocuk olarak sizin parmak uçlarınıza dokunmuş. O damlaları silmişsiniz, böyle almışsınız avucunuzda. O damlalarla elinizi yıkamışsınız neredeyse. Gözyaşlarıyla elleri yıkanmış çocuklardık bizler. Dedemin dizinin dibinde. Bunun her defasında karşılaştığımızda bile bizi etkileyebilecek büyük bir hikaye olduğunu bilmemiz lazım. Yani bırakın o hikayeyi yıllar sonra yeniden dönüp onu düzenleyip yayınlamayı. Ne zaman yollar dönüşe gider konuşulsa, eski baskılarında bile ne zaman kitabı elime alsam, gözümün önüne şöyle bir fotoğraf geliyor. Şöyle bir fotoğraf geliyor. İşte parmak uçlarımızla damlalara ayıkladığımız sakal burada çünkü. Ve bu adamın yüreğinin, bu adamın ruhunun hikayesiydi o hikaye. O kadar çok ağlardı ki. Yani bir trenin uçuruma gitme hikayesi var, orada dururdu. Ağlardı, 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 derdi ki o gün anladım ki yardım etmek üzere uzandığınız el sizin elinizdir. Ben adamın birinin kızağına elimi uzatmasaydım, o tren garında beni üçüncü vagona çağıracak hiçbir adam yok der, hüngür hüngür ağlardı. Eğer ben bugün Türkiye'ye döndüysem, vatanıma döndüysem, bir Rus'un kızağına uzattığım elden dolayıdır. Şimdi bu her defasında beni çok etkiliyor. Her anlattığımda o ağlama geliyor gözümün önüne, salonlarda bile. Bazen ağlayacağım, kendimi zor tutuyorum. Çünkü bu adam bunu yaşamış. Bu bir senaryo değil, bu bir platoda gerçekleştirilmiş bir kurgu değil. Adamın üzerinde olduğu trenin 3 vagonu uçuruma gidiyor ve kimse kurtulamıyor. Kafa, kol, kemik, kan birbirine karışıyor. Üzerini kireçle örtüyorlar. Bir hafta beklettiler bizi orada diyordu. Yani bir hafta bekledik. Yiyeceklerimizi veriyorlar, içeceklerimizi veriyorlar. Ağlayanlar, feryat edenler, yüzlerce insan ölmüş tıklım tıklım dolu 3 vagonda. Aileler feryat ediyor. Bulamıyorlar çocuğu hangisiydi, eşi hangisi, kafa kol birbirine karışmış. Ben burada romanda bunları çok böyle detaylı anlatamadım ya. İçi tutmuyor insanın. Tasvir edemedim. Dedem tasvir ediyordu. Kol kemiği dışarı çıkmış bakıyorsunuz bir yerde. Canlı adam az önce canlıydı, öldü. Hepsinin üzerine toprak ve kireç attılar, kapattılar. Ben durmadan şükrediyordum. O Gleb, o Tepelev denen adam benim boynuma sarılıyordu ikide bir. Bekir gördün mü bak, kızağımı tuttun, Tanrı da bizi tuttu burada. Ya bu yaşanmış bir hikaye. Her defasında heyecanlanıyordum. Bir de tamamını düşünün. Yani bu hikaye benim ülkemin insanına değil, dünyaya mal olması gereken bir hikayedir. Açık ve net söylüyor. Neden? Çünkü bütün insanlığın ihtiyacı olduğu bir manayı, bir ruhu anlatıyor. Bekir sadece orada onun kızağına elini uzatmıyor ki. Satıldığı adam, parayla satın almış herif. Pazardan esir satıyorlar Bolşevikler. Vermiş parayı, almış getirmiş. Bir süre sonra bu adam o zaman işte 19 yaşına gelmiş, 20 yaşına merdiven dayamış birisi, 18'inde gidiyor. Ne diyor sahibi olan adama? Ağam derdi, sahibim derdi. Satın almış herif ya, düşünsenize. Bu kolay bir ifade değil. Yani sizi birinin parayla satın aldığını bir hayal edin. Köle. Sanki Afrika'dan birini satın almış, getirmiş adam. Ya da Amerikalı yerliyi satmış, o da gitmiş bir yerde çalışıyor köle olarak. Köle. Kölesi kendisini satılan adama şöyle bir şey söylüyor. Efendim diyor, izin verir misiniz? Sizin işiniz bittikten sonra köydeki yaşlılara, dul kadınlara, yetim çocuklara gidip yardım edeyim. Onların işlerine de yardım edeyim. Adam şaşırıyor. Bu hikayeye dünyanın ihtiyacı var. Bu ne biliyor musunuz? Salgın döneminde Hollanda'da mahsur kalan yaşlıların kapısını çalan Müslüman gençlerin yaptığı da bundan ibarettir. Hollanda'da otobüs duraklarına astılar Maide suresinin ayetlerini. Ben o afişi görmüştüm. Televizyonda haber olarak göstermişti. Niye asıyor Hollanda yetkilileri otobüs duraklarına büyük afiş yaptırıp bu ismini unuttum mikrobun, virüsün neyse işte Covid virüsü mü diyorlardı. Daha yakın ya, yakın bir salgından söz ediyoruz. O salgın döneminde Kur'an'dan ayetleri Hollanda'da otobüs duraklarına astıran ruh
Yaşlıların kapısını çalıp efendim yasak getirildi, çıkamıyorsunuz. Size yardım etmeye geldik, ekmeğinizi, suyunuzu alalım diyen Müslüman gençlerin ruhu Sibirya'daki Bekir'in ruhudur işte. Bana izin verir misiniz diyor, yaşlılara yardım edeyim, yoksullara yardım edeyim. Ve gidip yardım ediyor onlara. Tarlalarında çalışıyor gidip. İşim yok değil mi? Bitti evet. Gidiyor tarlada tırpan çekiyor öbür adam. Bir süre sonra köylüler diyorlar ki bu adam herhalde deli. Anlayamıyorlar çünkü bunu. Bu adam herhalde deli diyorlar ya, bu nasıl kendini herkesin işine feda ediyor. Deli olmadığını anlıyorlar bu sefer de. İşte o Semyon Andreyevich'i falan kurtardıktan sonra bataklıktan herkes saygı duymaya başlıyor. Bu adam asil bir adam diyorlar. Bunun ruhu farklı. Bu sıradan bir adam değil. E ne oluyor? Çağırıyorlar diyorlar ki işte Semyon Andreyevich ile Gavrilov, nahiye müdürü Ivan Gavrilov diyorlar ki biz sana özgürlük vereceğiz. Sen esir olacak bir adam değilsin. Senden köle olmaz, esir olmaz, hükümlü olmaz. Sen özgür olması gereken bir adamsın. Ve romanın en büyük ruhu orada ortaya çıkıyor Bekir'in. Ne diyor? Ağlıyor. Babama bile böyle ağlamadım der. Üzüntüden, sevinçten değil. Hüngür hüngür ağlıyor. Siz beni burada diyor özgür yapamazsınız. Siz beni burada hükümlü olmaktan, esaretten kurtaramazsınız. Neden diyorlar? Ben ailemi ve vatanımı kaybettim. Siz bana burada özgürlük veremezsiniz. Dünyada kaç insanın gösterebileceği şeydir bu ya? Ben kendimi düşünüyorum zor. O kadar sıkıntıda yaşıyorsun, sana özgürlük verecekler, mal verecekler, tarla verecekler. Şöyle derdik herhalde, ya zaten vatan gitti, aile gitti, bari burada rahat yaşayayım. Kabul etmiyor dedi. Ben esir olarak öleceğim diyor. Romanda da var, göreceksin. İşte böyle bir ruh, ben dedemin halinin ve bu ruhunun da bizi büyüttüğü odanın tezahürü olarak görüyorum. Neden? Kendisi de aynı odada büyümüştü. Çocukluğu bizi büyüttüğü oda gibi bir odada geçmiş. Ahmediyelerin okunduğu, Muhammediyelerin okunduğu, Siyer-i Nebilerin okunduğu, Battal Gazi Destanlarının okunduğu, Hazreti Ali Cenklerinin okunduğu, peygamber hayatının okunduğu bir odada büyümüş benim dedem de. Benim çocukluğumdaki gibi. Çünkü o odayı aynen kurmuş, bizi orada büyüttü. O ruhu orada almış. Esaretin ne olduğunu iyi biliyor. Hürriyetin ne anlama geldiğini, vatansız ve ailesiz hürriyetin olamayacağını çok iyi biliyor. Siz şimdi buradaki mültecilerden kaçına hürriyet verebilirsiniz? Ya bu kadar serbest oldukları halde. Aile yok, vatan yok, hepsi gitmiş. Bir onların gönül dünyasına girin bakalım. Hürriyet nedir diye. Özgürlük nedir diye. Bu nedenle her döndüğümde yeniden etkilendiğim bir roman bu. Benim yazmış olmam bir şey ifade etmiyor. Dedemle beraber ben bu romanı yaşamıştım aynı zamanda. Görüntüler dünyamdı. Böyle diyebilirim.